President Recep Tayyip Erdogan welcome to Hard Talk Barack Obama says Donald Trump's decision to pull out of the Iran nuclear deal was i quote misguided and could trigger an arms race in the region do you share that specific concern that we could see other countries in the region developing their own nuclear weapons programs Her şeyden önce tabii bu süreci doğru bulmadığımı daha önce de açıkladım Sayın Obama ile İran arasında atılan o adım bana göre olumlu bir adımdı. Bir barış adımıydı. Ama şimdi bu barış ortadan kaldırılmak suretiyle yeniden bölgede bir sıkıntılı süreç başlayacak. Biz artık bunun endişesini taşıyoruz. Sir, Ve bu atılan adımı da doğrusu biz onaylamıyoruz, doğru da bulmuyoruz. Biz Bölge barışından yanayız. Bölgede barışı tehdit eden her adımı biz tehlikeli buluyoruz. Ve şu anda da bölgedeki barışı tehdit eden bu yaklaşımı bizim tasvip etmemiz asla mümkün değil. So you think it's all right if Iran did have a nuclear weapons program? Bana göre şu anda İsrail'de nükleer silah var. Sorun mu değil mi? Amerika'da nükleer silah var. Fransa'da nükleer silah var, sorun mu değil mi? Yani biz eğer nükleer silah karşıysak, tümden karşı olacağız. Eğer dünyada bütün ülkeler nükleer silahı kaldırıyorsa, ben İran'ın da nükleer silah sahibi olmasını doğru bulmam. Ama diğerlerinde nükleer silah var da İran'da niçin oluyor dendiği zaman ona da ben. I must ask you about... domestic matters and of course you've called elections early for June the 24th, 17 months ahead of schedule. And there are critics here in Turkey who say that the reason you're doing that is because you want to concentrate power in the office of the presidency because of course following last year's referendum you abolished the parliamentary system and you become head of the government. So people like Abdullatif Senna who was alongside you as in the AK party Is quoted in a Turkish newspaper saying, "You are setting Turkey towards a path of authoritarianism, and it is no longer a democratic regime." There are people who echo that sentiment. They have a point. Avendi, bakın, bana öyle bir referans gösterin ki, gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansı siyasette kıymeti arbiyesi yok. Siz bunu nasıl referans olarak alıyorsunuz ya? Yani? Bu bizim partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu, sıfırlandı, başkalarına yanaştı, sıfırlandı. Şimdi de ne yapsın? Yatıyor, kalkıyor, oh, yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Şu anda Türkiye'nin 11 buçuk yıl başbakanlığını yapmış, onun you're dışında dört yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor. Well, put... Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde her şey işler ve ben 17 ay öne çekmek suretiyle ana muhalefetin bize meydan okumasına karşı hadi buyurun dedik. Onları meydana çağırdık. Yaptığımız iş budur. Ve Türkiye bu hukuk devleti içerisinde de yine aynı şekilde erken seçime gitme noktasında anayasa değişikliğini muhalefetle beraber yaptık ve hep birlikte bu demokratik kararı aldık ve şimdi de 24 Haziran'da seçime gidiyoruz. All right, but there Olay is that point about the authoritarianism. You, you shot down the messenger there. I mean, what what's about Zayed Rad Al Hussein, the United Nations High like Commissioner for Human Rights? He's been critical also. He has said over the past two years, through successive states of emergency, the space for dissent in Turkey has shrunk considerably. He said it's difficult to imagine how credible elections can be held in an environment where dissenting <laughs> views and challenges to the ruling party are penalized so severely. What do you say to these critics who are within the country, outside of Turkey? You have to take that kind Avendi. of comment. Beni Seriously. güldürmeyin. Beni güldürmeyin. Bu sizin söylediğiniz mahfillerin hepsinin ön kabulleri var. Türkiye'de sandık var. Ve bu sandığa agit de geliyor. Farklı ülkelerden de davetler yapıyoruz. Ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman aa, kim kazanır? Ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak Herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak biz kim kazanırsa ona saygı duyarız. Olay bu kadar basittir. You might not win, possibly. The polls are showing that your AK Party, but here in the headquarters, are in the 40s percentage of support. And there are people, well, I mean, you Peki. know, 30 to 40% of AK Party voters are dissatisfied With your government, principally because of the economy, you know the economy is not doing so well, and that's one of the other reasons why people are saying you've called the election early. It's because things may get worse, and you're saying, hmm, "Better call the elections, try to win before that happens." Hayr, bu soruyu bize niye sordunuz? Bu soruyu o zaman niye sordunuz? Daha iyi işte. Eğer kazanma mı durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar. Rahat olun. Batı'da siz de rahat olun. Hele hele BBC. Çok But you're rahat trying olsun. very hard to win. You're Çok trying very hard, hard to win. I mean your government. Ama şunu bilin ki tabi e, tabii ki, müsaade et de yani siyaset yarışı içerisinde olanlar kaybetmek için mi çaba gösterecek? Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz. Bütün ekibimizle, you, bütün gayretimizle to... kazanmak için bu çabamızı göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Ve bunun için de ilk ona Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır. İngiltere Türkiye için, Türkiye İngiltere için. President Recep Tayyip Erdogan, thank you very much you. for coming on Hard Talk. Thank you. Thank you.